Güne başlayanların nazlı türküsünü söyler seheryeliğin. Emeğin olduğu yerde bereket vardır. Şu nasırlı ellerde görüyorsun işte. Evet, bu hayata her zaman emek vereceksin, bilgi vereceksin, karşılık vereceksin. Ama hiçbir zaman boş vermeyeceksin bu hayata. Tekne limanda güvendedir ama amacı bu değil. Zira bedelsiz mükafat beklenmez. Mutlu yarınlar kendiliğinden gelmez. Çünkü yaşamak direnmektir. Gecenin tüm karanlığına rağmen buğulu bir cama güneşi çizebilmektir. Yaşam karşısında göz bebekleriniz ışıl ışıl kalsın ve Hopa'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlasın. Çıktık yola Çetin'im. Evet. Nereden nereye gidiyoruz kardeşim? Türkiye'nin en keyifli yolunda gidiyorsun şu an, biliyor musun? Nasıl yani? Nasıl yanısı var mı abi? Hopa'dan çıktık, Ardahan'a gidiyoruz. 2500 rakımlı dağdan geçeceğiz bu kış günü. Bundan daha keyifli, manzaralı bir yol olur mu? Yani yollar bir yumaktır uzun dolaşık. Uzak evet. Dediğin insanın içinde birikir. Uzak diye bir şey yok Ali abi. Hangisi uzak? Yok diyorum, şey insanın içinde birikir ya. Tabii. Ama gerisi hep yoldur zaten. Gerisi aynen öyle yoldur abi. Bir de nereye gidersen git, yolun sonunda kendinle karşılaşırsın. Evet. Anlat şu Hopa'da çocuk olmak nasıldır abi? Ali abi, Hopa'da doğdum. Hopa'nın köyünde. Çocukluğumuz orada geçti. Köy hayatı gerçekten güzeldi. O zamanlarda arkadaşlarla bilyeli araba derdik abi. Şimdi artık onun da Rize tarafında offroadlara başladı. Küçük böyle bilyelerle. O zaman bilye de bulamazdık abi. Ağaçlar kesiyorduk böyle yuvarlak yerleri. Tekerlek yaptık. Tahtadan. Rampa aşağı abi. Buna binerdik. Ya ne keyifli olurdu. Tekerlek hızlı dönsün diye abi. Çaktırmadan evden tereyağı çaldım abi. Tereyağını. O tekerleğin o döndüğü bilye yerine onu sürdüm abi. Dedim ki güzel dönsün. Ya çok güzel döndü, çok hızlandı ama kısa zamanda toz topluyor. Yağ olduğu için yapışıyor, bu sefer de istediğin gibi kaymıyor. Tekrar siliyorum onu. Bir günde bir kilo tereyağı bitirdim abi ona sürmekten. Ama ilk sürdüğün zaman da nasıl gidiyor? Sanki rally yapıyoruz Ali abi. Saldık fındıklıktan gidiyoruz. Aynen abi, fındık ağacına yapıştık. Onun ağacında derelere giderdik abi. Çok güzel, bizde alabalıklar olur burada. Küçüktük tabii. Alabalığı elle yakalamayı öğreniyorum o zaman. Abi taşın altında dedi ki arkadaşım. Çetin dedi, taşın altına elini sok. Orada dedi alabalık olacak dedi. Oluyor dedi. Ya gezdiriyorum elimi. Tuttum. Ya bir değişik yani elime tuttum da. Yani nasıl bir diyorum alabalık bu acaba? Hiç de yakalamamışım. Abi yılanı tutmamış mıyım ben? Ne diyorsun? Tabii yılanı tuttum. Bir daha kaç ay dereye girmedim ben ondan sebep. Gel de girsen girebilirsin. Nasıl gireceksin? Ama su yılanı da o. Tabii su yılanı, evet. Su yılanlara bir şey yapmıyoruz. Zarar vermez herhalde. Zarar vermez. Zarar vermez ama nereden bileceksin abi çocuğu? Korkudan tabii. Bilemiyorsun ki. Hiç unutmuyorum Ali abi. Çarşamba günü bak. Gününü bile hatırlıyorum. Nedir bu çarşamba günü? Çarşamba günü ne var biliyor musun abi? Ne var? Kara Şimşek'in filmi. Tabii. Tony. Bekliyorum. Zaten bir o film var. Başka da hiçbir film yok televizyonda. Annem dedi ki, Çetin dedi, ekmek al. Hani şimdi ne ekmeği? Oğlum dedi, ekmek yok, ekmek almaya git. Ya saate baktım, filme var 10 dakika. Çarşıya gitmem, en azından sürer yarım saat. Yarım saate gel, 1 saat. E bu film ne olacak? Şimdi ekmek almasak da olmaz. Abi ben bir köyden bir roketle işim var. Bak, şu an yaya gideyim desen yarım saate gitme şansın yok abi. Tam bir roket. Çarşıya indim. Tam gaz koşuyorum ama mermi atsan yetişmez. Ekmeği aldım. Köye geldim. Nefes nefeseyim. Filmin başlamasına tam bir dakika var.
yetiştin. Annem diyor ki ya niye gitmedin? Anne ekmek var, niye gideyim? Nerede var ekmek? Bak dedim orada, duvarda dedim asılı ekmek. E sen ne zaman ekmek aldın? Dedim ben onu erkenden aldım, hiç haberim yok. Kara Şimşek başladı abi. Ya böyle bir şey olmaz ya bak. Bir film izlemek için yani şimdi sana milyarlar verseler o şekilde koşma şansın yok abi, gidemezsin. Ama neydi? Çocukluk işte, delilik. Koştuk abi, gittik. Yetiştim, oh filmi de izledim abi. Filmi izleyince tabii yorgunluk mu kalıyor insanda da? Yorgunluk diye bir şey kalmadı abi, geçti gitti hepsi. Ne günlerdi ama, ne günler. Ne yemek yapıyordu anne? En sevdiğim Laz böreği. Hopa'da zaten bu Laz böreği meşhurdur. Hopa'ya özgü bir şeydir bu. Çetin geldi Hopa'ya, insan bir Laz böreği getirir. Yiyeceğiz daha, dur acele etme. He mi? Ha, evet. Tamam, özür dilerim. Tabii ki yiyeceğiz abi. Tamam da Laz böreği nasıl yapılıyor abi? İçine ne katılıyor? Sadece yufka mı? Abi, nedir baştan yani? Baştan sona kadar ama tarifini verme demişlerdi bana. Ama sana kabatasak kulak şöyle söylüyor. Yine de sır vermiyorsun abi. Evet. Tepsinin altına ince bir yufka açılır abi. Tamam. Ondan sonra güzel bir muhallebi yapılır. Ha, muhallebi koyarız. Tabii içine. Biz ona papa deriz. Papa yapılır. Papa yapılır. Tabii. Altına papa serilir. Ondan sonra yine birkaç kat daha yufka üzerine yufka örtülür. Fırına verilir. Orada güzelce pişer. Çıkardıktan sonra üzerine böyle tereyağını kızdırırsın, dökersin. Ama tabii içerisinde karabiber. Bir de karabiber çok olması lazım onun. Özelliği o. Sırrı orada karabiberde. Tabii tabii, aynen öyle. Karabiber de sırrı orada. Karnımızı acıktırdın ya, keşke ya demeseydin. Ya ne keyifli ya, bildiğin gibi değil. Laz böreği yenmez mi abi ya? Yenmez olur mu ya? Lahanadan belki de yapılır 20 çeşit yemek. Ama yanında mısır ekmeği de olmadı mıydı? Lahananın hiçbir anlam ifade etmez. Lahana varsa mısır ekmeği olacak. Olacak. Yani. Olmazsa olmaz. Somun hiç... ekmeği, yufka yok, falan yok, yok. İdare etmiyor. Abi yok, hayır olmaz. O neye benzer? Sen diyorsun ki ben arabayı süreyim. Durduğun yerde arabayı sürsen ne kadar keyif verir? Onun gibi. Durduğun yerde abi arabayı sür de sür, keyif verir mi? Yok. Arabayla yola çıkacaksın, kasete düşeceksin, virajda yatacaksın, frene basacaksın. Bir hareket olacak. O da aynı onunkisi gibi abi. Mısır ekmeği olmadan lahana yenmez. Tabii. Çocuğuz tabii Ali abi. Köye o zamanlarda pek araba gelip gitmiyor. Bir çay almaya pick-up geliyor. Benim de bir amcaoğlu var. Ya Çetin dedi, biz dedi bu pick-up'ın bir arkasına takılalım. Tamam dedim, takılalım. Pick-up'ın arkasına takıldık abi, şoförün haberi yok. Çok tehlikeli bir iş yapmışsınız. Abi çok tehlikeli ama işte daha tehlike başlamadı abi. Pick-up'ın arkasına takıldık. Dedim ne yapacağız? Biraz gitsin dedi de orada ineriz dedi, tamam. İleride dedi bir viraj var, o virajda zaten dedi bu yavaşlayacak. Biz de atlarız. Biz de orada atlarız, tamam dedim. Abi biz muhabbete daldık, virajı geçtik abi. Pick-up hızlandı. Hiç de pick-up'tan atlamış da değiliz, tecrübemiz yok. Onun bir usulü var da mesela. Elini tutacaksın, arkasında koşa koşa gideceksin, sonra elini bırakacaksın. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. İlk deneyimiz. Abi bu atladı. Bunun peşine ben de atladım. Abi yüzümüz, göğsümüz buralar komple soyuldu. Soy. Acı hiç önemli değil. Bunun eve gitmesi var. Şimdi gel de anlat. De ki biz pick-up'un üzerine takıldık da pick-up'tan düştük. Ne ettiniz? Abi bunu anlatma şansın var mı? Bizim o zaman bilyeli arabalarımız vardı köyde. Fındıklık'ta gezdiğimiz. Dedim ki. Attın onun üstüne mi? Biz şu bilyeli arabaya binelim. Sen beni güzelce bir itikle. Fındıklık'tan ben bir daha yuvarlanayım. Hiç olmazsa deriz ki bilyeli arabadan düştük. Yani pick-up'tan düştük deme şansımız yok ki abi. Nasıl diyeyim ben onu? Yalan söylememek için de bir daha yuvarlanıyorsunuz. Tabii. Mecbur yuvarlanacağım ki bir daha. Senaryo uyusun. Neyse bizim amcaoğlu beni itikledi. Fındıklıktan aşağıya abi saldık. Daha tabii fren miren yok. Fındık ağaçlarına yapıştık biz orada. Biraz da orada çizildi mizildi. Çizikler ama arttı. Çizikler arttı. Senaryo tam istediğimiz gibi. Bilyeli arabayla fındıklıktan aşağı yuvarlandık, çizildi o kadar. Mesela anında kapandı, bitti. Pratik zeka benim ve benim amcaoğlunun hayatını kurtarmıştır. Nasıl? Bir gün dedi ki gel denize gidelim. E tamam gidelim. Zaten annem babam müsaade etmiyor. Denize gidemiyoruz. E gidemiyoruz, yüzmeyi de öğrenemedik. Yedili yani küçük yaşlıyız. Ben de dedi bir şamyel var dedi de bu şamyele binelim dedi. Tamam olsun binelim. İkimiz de bindik şamyele, biraz açıldık. Dedi ki bir yer değiştirelim. Ben hep bu taraftan kol çektim. Kolum ağrıdı, sen bu tarafa geç. Derken abi
Şamil ters döndü. Şamil ters döndü. O an ayağımı yere uzatıyorum. Yer yok altta. Suyun içine batıyoruz. Biz battık suyun içerisine. Hemen abi pratik zeka işte o anda. Hayatımızı kurtardı. Ben ne yaptımsa bu bizim amcaoğlunun sırtına çıkarım abi. Elimi yukarı kaldırdım. Elimi sallıyorum üstten. Ha, gören olsun da gelsin. Tabii bizi birisi görsün de kurtarsın diye. İşte o zamanki gençler fark ediyorlar bizi abi. Fark ediyorlar hemen geliyor tabii. Geldi beni çıkardılar dedim ben iyiyim. Bizim amcaoğluna bakın. O tabii altta kaldı abi. Ben üstüne de çıkmışım ya. Neyse onu da çıkardılar. Çok şükür o da kurtuldu. Ben de kurtuldum. Kaç kardeştiniz? Beş kardeştik abi. Beş kardeşin en küçüğü bendim. Oo. Öğretmen çocuğuyum. Baban öğretmen mi? Tabii. Babam emekli öğretmendi. Daha sonra işte vefat etti. 35 yıl öğretmenlik yapmıştır. Baban nasıl bir adamdı? Babam okuldan çıktığı gibi hemen beni de alırdı. Derdi ki oğlum bir köye çıkalım. Annen köydedir. Az da olsa bir yardım edelim ona hiç olmazsa. Çay topluyordu mesela annem o zaman. Önlüğümü çıkardım. Babam da takım elbisesini çıkarır. Yapılacak işlerimizi yapardık. Tekrar akşama doğru evimize dönerdik. Karadeniz kadınları da çok cefakar, vefakar çok, kadınlar tabii ya. Ki, anne, bir anandan bahset biraz. Fındık bahçesindeyim. Fındık bahçesinin altlarında böyle ereltiler olur. Fındıklar toplamak rahat olsun diye o ereltiler, otları temizlemek gerekir. Temizliyorken arı yuvası varmış meğerse. İyi. Arı beni sardı abi. Ya ama ben diyeyim 20 tane sen de 30 tane arı beni sardı. Sokuyorlar tabii. Tabii soktular. Evde 500-600 metre ötede. Ben roket tabii aynen eve gittim. Gittim yüzüm gözüm şiş. Annem dedi ne oldu? Dedim anne böyleyken böyle arı ısırdı. İyi değilim ben. Beni sırtına aldı. Koşa koşa çarşıya indik o anda. Ben hemen hastaneye. Hiç unutmuyorum, 5 dakika daha geç gelseydin zehirlenmeden ölebilirdin diye. Zor yetişti yani sırtında. Koşa koşa sırtında getirdi beni. Çocuklukta alınan eğitim bütün hayatı etkiliyor. Sen de şanslılardan bir tanesin. Babanın eğitimi nasıldı mesela? Nasıl, neler anlatırdı size? Her gün bizim eve bir tane komşu gelirdi. Ya kimdir baba? Ya işte bu yaşlıdır. Emekli olamamış. Babası ne yapacaksın? Bunun dilekçesini yazacağım. Dilekçelerini yazardı onların. Bir tanesi geliyor. Evine yol yapılacak. Neyle müracaat edeceğini bilemiyor. İşte falan falan yerlere bunları vereceksin. Derken kaç kişinin evine yol getirilmiştir? Kaç kişi emekli olmuştur? Hastaneye gidecek, yine bilgileri yok. Hastadır, rahatsızdır. Hangi hastaneye gitmesi gerektiğini bilemiyorlar. Babam bu konularda çok daha bilgiliydi. Yani öğretmenlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin çok emekleri vardır. Tabii. Hepsinin ellerini öperim. Gerçekten öğretmenlerin bir çocuklara anadan babadan çok daha fazla bir emekleri vardır. Bunların kıymetini bilmek lazım. Biliyordur bizim Türk milleti, bütün öğretmenlerinin kıymetini biliyordur. Babam derdi ki oğlum daima her zaman yaptığın iş ne olursa olsun en iyisini yap. Ne iş yaparsan yap ama iyisini yap. İyi bir şekilde yap. Yani herkes senden memnun kalsın. Ama ben nakliyeciliği tercih ettim. Bu işe başladık. Ha, bu işin de en iyisini yapıyorum diye düşünüyorum. Babamın bir lafı vardı hiç unutmam. Oğlum derdi, ayağına da en iyisini giyin, arabana da en iyi lastiğini tak. Niye söylerdi bunu? Çünkü yol kardır, buzdur. İyi bir altında lastik olmadığımız zaman ne olur? Kazaya davetiye verirsin. Hopa'da nasıl geçiyordu vakitler? Akrabalar var mıydı Hopa'da?
Hopa'da akrabalarımız vardı. Hatta Kazım Koyuncu rahmetli Özdayım'ın oğluydu. Ne diyorsun? Evet. 2-3 yaş falan benden büyüktü o. O da köyde kalıyordu. Biz de köydeydik. Çok enteresandır mesela onun da müziğe başlayışı. Hiç unutmuyorum. Başka bir dayım var. O Almanya'da kalıyordu. O bir gitar getirmişti. Ben onu bugün gibi hatırlıyorum. Kazım'ın daha o zaman müzikle hiçbir alakası yoktu. Bu dayım Almanya'dan gitar getirir. Kazım'ın da dikkatini çeker bu gitar. Bunu alır, köye getirir. Bugün gibi hatırlıyorum. Gitarım teli bile bir tanesi kopmuştu. Tel yoktu. Bu oradan gitara heves sarar. Çok da başarılıydı. Derken müziğe devam etti. Ömür, ne yapacaksın? Amansız bir hastalık, belli bir yaş grubunda olanları ama çok sert. Çernobil değil mi? Tabii ki. Çernobil patladığı zaman çok iyi hatırlıyorum. Ortaokuldaydık o zamanlarda. İşte Çernobil patladı diye denildi. O tarihlerde bahçeden sebze, meyve yiyen kişiler bile bu hastalık bulaştı diye söylenildi. Kısmet. Kimler yedi, kimler o günlerde su içti, doğal suyu. Bunlara çok daha fazla etki etti bu hastalık. İşte Kazım'ın vefatı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, o şekilde oldu. Peki sen okumadığına pişman mısın? Şuna pişmanım sadece. Pişmanlığım şu. Yaptığım işi seviyorum ama diyorum ki keşke ben de bir üniversitede makine mühendisliğini okusaydım da gene bu işi yapsaydım. Diyeceksin ki niye? Niye? Dünyanın en güzel üniversitesini de okusan benim gezdiğim yerleri gezip görme şansı yoktu. Her tarafı gezdik. Her türlü insanlarla karşılaştık. Ülkemizin her yerini gezdim. Köşe bucak. Yani gitmediğim yer kalmadı. O yönü çok güzel. Niye makine mühendisi olsam? Şu araçların mesela bazı teknik konuları var mesela. Onları bilsem iyi olurdu diye düşünüyorum yani. Hoşuma giderdi. Bir makineden maksimum ne kadar güç üretilebilir? Bu motor ne kadar yük çeker? Veya ne kadar az yakıtla ne kadar yol gönderebilirim diye bu işleri çözebilirdim. O motoru ben kendim çizebilirdim, yapabilirdim. İş daha farklıydı. Farklı bir motor teknolojisi sunabilirdim mesela. Bir mühendis çizmiş bunu. Çizmiş ama mühendis bunu çiziyorken bazı standartları göz önüne almış. Sen şimdi bu arabayla -45 derece. Hiç görmüş müsün abi? Yok. Kolay kolay kimse görmemiştir. Gördüm. Desen de inanmaz. Ben bu arabayla -45 derecede arabanın içerisinde uyudum. Uyudun mu? Evet. Şimdi tamam bu araç yapılmış ama her ne kadar yapılmış olsa bile araçta gene eksiklikler var. Nasıl eksiklikler var? Şimdi Veboso dediğimiz bir sistem var mesela bu araçta. Onu açıyorsun, arabanın içini ısıtıyor. Isıtıyor ama mazot eksi en fazla 21-22 dereceye kadar çalışıyor. Sonra donuyor. -22'den sonra o dediğimiz sistemde o mazotu yakamıyor. Yakamadığı için mazot donuyor, sen de arabada uyuyorsun, sen de dondun gittin. Dedim ya biz hep ağır yolda çalışıyoruz yani. Soğuğun çok olduğu bir yer. Ne yapacağız? Dedim ki ben buna o zaman ayrı bir mazot deposu yapalım. Farklı bir yakıt koyalım. Yaptın mı yoksa? Evet. Farklı yakıt dediğimiz olay da ne biliyor musun ne? Abi? Bak şimdi. Mazot -20 dereceden sonra parafini artıyor, katılaşmaya başlıyor. Burada benzini yakamazsın. Benzin donmuyor. Benzin -60'a kadar sıkıntı yok. Dedim ki ya gaz yağını yakalım. Gaz yağını denedik abi. Gaz yağını bulduk buna. Tehlikesi yok. Patlama riski yok. Gaz yağı -50-55'e kadar donmuyor. Ondan sonra kafamız rahat oldu. Nasıl evlendin? Nasıl tanıştın yengemle? Gel güzel böyle Artvin dağlarını gezerken anlat bize. Anlatayım size. Akrabamız aracılığıyla işte dendi ki falancının falan yerde bir kızı var. Çok iyi bir kızdır.
olursa bir tanıştıralım dendi. E tamam dedik, olabilir, bir görelim. Sende de niyet var mıydı? Tabii niyet vardı. Bir ön görüşme yapacağız tabii. Ben CV'mi bir doldurdum tabii. Geçmişe yönelik yani hazırlıklı gidiyor. Tabii, tabii CV vermeyeceğiz de. Heyecan var mıydı? Heyecan olmaz mı abi? Heyecan var tabii. İlk kez böyle bir şey oluyor. Yani evlilik gönlünde ilk kez bir kızla görüşeceğiz. İleri yönelik. Ömür boyu onunla yaşayacaksın. Tabii. Oturduk bir yerde. Görüştük, konuştuk. İşte kimsin, nesin, ne iş yaparsın? Ne konuşulur mesela? Tanımayan iki insan ne konuşur? Ne konuşur? En başta. Ne iş yapıyorsun? Sen şimdi gel de ben kamyoncuyum de. Ne dedin? Tamam, kamyoncuyum, doğrudur. Nakliyeciyim. Anlattım. Ama ilk başta abi itibar biraz böyle nakliyeci, kamyoncu işte. 10 gün dışarıda olur, bir gün evde olur gibi bir hava doğuyor. Tamam doğru, bu şekilde çalışanlar var ama benim zaten kendi düzenli işim olduğu için öyle bir problemim yoktu. Ben günübirlik zaten evdeyim. Ha bunu anlattın yani. Tabii ki. Beğendin mi ilk gördüğün zaman? Doğru söyle. Beğendim abi. Ne dedin? Ha bundan evlenirim ben. Dedim tam. İçinden geçirdin tam, yani. Tam dedim, düşündüğüm gibi bir işte hayat arkadaşı modeli dedim. Derken iyi kötü anlaştık abi, işi tatlıya bağladık. Günü belirledik, işte o akşama gideceğiz söz kesmeye. O arada tabii benden yaşça büyük olan gene bir arkadaşım var. O da bekar. Ya dedim ki sen dedim ne oldu, ne bekliyorsun, niye evlenmiyorsun falan deyince. Ya dedi sen bana ne bakıyorsun dedi ya. Sen kendine baksana dedi, sanki sen evlenmişsin. Ya dedim benim için sıkıntı yok. Ben istesem dedim bugün bile dedim evlenirim. Çünkü karşıki taraftan işi bağlamışız ya, işimiz garanti. Ya dedi sen dedi bir şey yapamazsın dedi, evlenemezsin dedi ya, boş ver dedi o işi deyince. Bak dedim beni kızdırma, ben dedim bu akşam giderim dedim, kızı isterim yani dedim, nişanlımı koluma takar gelirim. Deyince bu benimle tabii iddialaşıyor, yok dedi öyle bir şey yapma şansın yok. Bak dedim babanı da alır giderim dedim bu akşam kız istemeye. İyi tamam dedi, sen iste dedi, göreceğiz. Her şey hazır tabii. O arkadaşın da babasıydı, onu da aldık, neyse gittik. Söz kesme olayı gerçekleşti, yüzükler falan takıldı. Babam da rahatsızdı, dedik ki kısa bir zaman içerisinde düğün yapalım. Düğün gününü belirledik. O olduğumuz gün işte, mesela diyelim ki bugün düğün olacak da, bugün düğün olacak. Babam sabah rahatsızlandı birdenbire. Hastaneye kaldırdık, odur budur derken babam o günü vefat etti. Sen evleneceğin gün. Evet. Herkesin yüzüğün içerisinde evlilik tarihi yazar. Benim yüzüğün içerisinde babamın ölüm tarihi yazıyor. Düşün yani. Yani bu hayat böyle. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olur. Dünya başına yıkıldı. Evet. Ya. Bizim de öyle oldu. Ne yapalım işte? Kaderin önüne geçilmiyor. Allah rahmet eylesin. Yani sevinç ve hüzünü aynı anda yaşıyorsun. Evet, aynı anda. Bu nasıl anda karmaşık bir i̇şte, duygudur çok, ya. Çok çok farklı bir duygu işte. Tarif etmesi zor. Bir tarafta kız tarafı var. Bir gün kesilmiş. Düğün yapılacak. Düğün insanın hayatında sadece bir kere olur. Ölüm de bir kere olur. Ama ölüm çok daha kat kat daha önemlidir. Çünkü bunun geri dönüşü olmayan bir şey. Evet. Düğünümüz olacaktı tabii ki, iptal ettik. Arkadaşlarım vardı sağdan soldan. Şehir dışından gelecek olanlar hazırlık yapıyorlar. Düğüne gelecekler. Tek tek onlara mesaj atmak zorunluluğu duydum dedim. Kusura bakmayın düğüne gelecektiniz ama kısmet değilmiş, cenazeye geleceksiniz dedim. Deyince onlar da çok şaşırdı. Neyin nesi, nasıl oldu, ne oldu falan işte. Biliyor musun Ali abi? Evet abi, neyi biliyor musun? Hamsi çok soğuk suyu sever. Öyle mi? Tabii ki. Hani doğuda bir laf vardır. Kaz buzu yemediği sürece o kazın etinde lezzet olmaz diye. Kazın buz yemesi gerekir doğuda. Gel gelelim Karadeniz'e. Karadeniz'de de hamsinin gözüne kar suyu kaçması lazım abi. Gözüne kar suyu kaçmadıysa o hamsi de lezzet olmaz. İşte kar suyu da budur abi, bak geliyor. Denize iniyor. Hamsinin gözüne bu kar suyu kaçıyor. Kaçıyor, kendine geliyor, lezzetleniyor. Tabii, yağlanıyor, lezzetleniyor. Çok enteresan, çok güzel şifa bir bilgi. Yani şifadır şifa abi bu. Hamsi şifadır yani. Tabii ki.
Çetin abi, kaç tane uşağın oldu? Bu bir. İkincisi, çocuklara nasıl bir eğitim vermek istiyorsun? Daha doğrusu baban eğitimci olduğu için babandan aldığın bilgileri çocuklara aktarıyor musun? Ve onların hayalleri, gelecekteki için onlara ne hayaller kuruyorsun? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bir oğlan, bir kız. Çocuklara çok özverili olacaksın. Aslında çocuk yetiştirmek hem çok kolay hem de çok zordur. Ben hiçbir zaman, yani ailemde olsun, çocukların yanında ses tonu bile yükseltilmeden o çocuklar o şekilde büyümüşler. Bir tanesi dedesinin mesleği olan öğretmenliği tercih ediyor. Öğretmen olmak istiyor. Hedefi orası yani. Evet. Erkek olan uçaklara çok meraklı. Acaba kime çekmiş? Çok merak i̇şte, ettim. Ben işte karada kaptanım. O da artık havada herhalde kaptan olma niyeti var. Var yani. Evet. Öyle bir niyeti var. İnşallah olur. Temennimiz olur. Ahan. Ahan da ahan. Ha bunlar. Evet. Canlarım benim canlarım diye. Benim. Ey be baba işte ya. Aynen öyle. Ne yaparsın? Canlarım benim. Ama bakayım. Evet. Evet. İşte çocukları, uşakları. Allah bağışlasın. Allah cümlemizi. Bahtlarını güzel eylesin. Çocuklar çok güzel ya. Evet abi. Oturup onları dinlemek lazım. Çocuk anlatıyor anlatıyor, baba anne dinlemiyor. Can kulağıyla dinleyeceksin ne anlatıyor. Şimdi mesela bazen anlatamıyor. Resim çiziyor. Resim çiziyor, şimdi resmi sen çözemiyorsun. O bir şifreli resim. Diyorsun ki oğlum bu nedir? Anlatınca o zaman çözüyorsun. Biz bu yaşımıza rağmen biz düşünemiyoruz onu. Yani çocuklar hani derler ya, dünyalar çok daha geniş diye. Çetin abi. Efendim abi. Eğitimci bir babanın çocuğusun. Tır ne alaka kardeşim? Bu mesleğe nasıl başladın ya? Ticaretle uğraşıyorduk abimle birlikte. O zaman nakliye araçlara ihtiyacımız oluyordu. Kendi işimiz de var. Dedi ki bir araba alalım da hem bizim işe koştursun diye düşündük. Neyse arabayı aldık. Dedim ki bu arabayla bir ben gideyim İstanbul'a doğru. O zaman geçici olaraktan bir şoför aldı yanımıza. Ben de onun yanında. İlk kez bindim, İstanbul'a gidiyorum. Ya baktım, çok keyifli gibi geldi bana. Değişik yerler, değişik ortam, değişik insanlar, hiç görmediğim yerleri görmeye başladım. Derken öyle başladık abi. Bak Şavşat'ın tepesindeyiz. Evet, Şavşat'ın tepesinde hava çok güzel. Şimdi bak. Kış ya. Evet. Yüreği üşüyünce başlarmış insanın kışı. Aynen. Hava soğuyunca değil. Bir de delikanlı mevsimdir aslında kış. Böyle adamı yüzüne vurur yalnızlığı. Vurur. Özellikle de kamyonculara. Ne oldu böyle, kaldın mı yollarda, ne ettin? Kaldım abi. Nasıl kaldım? Göleyi geçtik abi. Tipidir, yoldur kapandı. Tabiri caizse abi yol bitti. Tam 10 numara yol kapandı. Ne ileri ne geri. Ben ama hazırlıklıyım abi. Biliyorum yolda çünkü bu tür problemler olacak. Ben Vakfı Kebir ekmeğini aldım abi, büyük ekmek. Yanında helvadır, peynirdir, hazırlıklıyım. Ne olur ne olmaz kış günü. Donma tehlikem yok. Isıtıcıyı açtım. Gece saat 11. Dedim biraz yatayım. Yattım abi olan. Bir gece kalktım ya, bir tipidir esiyor. Rüzgardır dönüyor. Gece bir daha 3'te baktım ki kar seviyesi abi bu yan cama kadar çıkmış. Araba gömüldü. Kara gömüldük abi. O gece yattım orada. Neyse karayollar onu bunu aradık. Dediler ki hava çok şiddetli, rüzgar esiyor yani. Yolu açma şansımız yok. Bir sıkıntı var mı yani? Kurtarma falan bir problem var mı yani? Gerekirse helikopteri göndereceğiz deyince. Dedim yok öyle bir problem yok. Ben dedim yatıyorum arabada. Arada bir dedim beni arayın. Ne olur ne olur. Yaşam yaşıyor. Dondum donmadım diye dedim beni arayın. Tamam dedi, sen hiç merak etme, biz seni dedi yavrusa tabii arayacağız. İşte o gece hava açtı. Ertesi gün oldu. Abi o kar savurucu geliyor ya, karşıdan görüyorum ya. Ya böyle bir mutluluk olmaz dedim, beni kurtarmaya geliyorlar. Dünya benim oldu. He ya, çünkü yol kapanmış abi, gitme şansın yok. Ne ileri ne geriye. Yapayalnız kaldın arabada. Evet. Her taraf bembeyaz, fırtına. Tek başınasın. Neler düşündün, aklından neler geçti? Yalnız kalmak da bazen çok güzel bir şey, kafa dinliyorsun. Tabii. Kafa dinliyorsun. Abi rüzgar esiyor, tipi, fırtına, göz gözü görmüyor ama ben güvenli bir limandayım. Benim arabam güvenli. Tedbirini almışım.
Onun için sıkıntı etmiyorum. Güveniyorum aracıma. Yol kapansa da hiç problem yok. Kar yağ üzerimize tane tane. Tane tane yağ. Şu güzelliğe baksana, ne kadar güzel yağıyor ya. Daha ne olsun yani. Böyle kar izlerken derlerdi ki nasıl birbirlerine değmeden, birbirlerini incitmeden inerler ya kar taneleri. İnsanlar da böyle olması lazım derlerdi eskiler. Görüyor musun Çetin abi bak. Kar girer girmez hemen kimse yolda kalmasın diye devlet hizmeti hemen tekrar ayağa getiriyor hemen. Ali abi bunu bizzat yaşayan, öncelikli olarak gören biz şoförleriz. Allah devletimize zeval vermesin. Görüyorsun bak. Saniyesinde bak dağın başındayız abi. 2500 rakımlı dağ. Diyerek ar düştüğü gibi hemen kepçeler çalışmaya başladı. Hemen harekete geçiyorlar. Tabii ki hemen. Çok şükür ya. Olmasa abi ne yapardık abi biz ya. Muhabbetimiz çok güzel oldu. Dağların arasından, nehirlerin kenarından, barajların kenarından. Çok güzel abi. Şavşat Dağı'na çıktık. Ardahan'a da geldik sayılır. Abi ağzına yüreğine sağlık. Allah evine nur yağdırsın. Çoluğunla, çocuğunla. Cümlemize. Mutlu, hepimize. Uzun, güzel evet. Bir hayat diliyorum Allah sana. Allah kimsenin huzurunu, keyfini bozmasın, kaçırmasın. Amin abi. Herkesin işini rast getirsin. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Efendim, güzellik dilin altında gizlidir. Sükût, incelik, edep, zerafet insanı her gittiği yerde sultan yapar. Bu dünyaya insan konar ve göçer. Kimi toprağa gömülür, kimi yüreklere gömülür. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, yüreklerde kalın.